Kanalıma hoş geldiniz. Bu video özel olarak kanala nasıl konabilirsiniz en efektif şekilde, en yararlı şekilde. O yüzden bu videoyu çektim. 4 yıldan beri video çekiyorum ama hangi tarife, hangi amaçla nasıl kullanabilirsiniz? O yüzden bu kanalı daha doğrusu en efektif nasıl kullanabilirsiniz onu anlatmak istiyorum size. Bu kanal aslında benim için de bir tarif kitapçı olarak gelişti artık. Ben de bir şey tarif bakacağım zaman kendi kanalımı açıp o tarifi nasıl yapmışım diye bakıyorum. Çok hoşuma gitti açıkçası. Hani aslında ben sizin için yaparken aslında kendim için de yapmışım. Bu açıdan ben de çok kullanıyorum gerçekten. Ama siz hani bir amatörseniz ya da ilk defa başlayacaksanız pastacılık alanında nasıl ilerleyebilirsiniz? Bu kanalı nasıl en efektif şekilde kullanabilirsiniz? Onu anlatmak istiyorum size. Çünkü birçok tarif var. Hani YouTube'da da var. Bir sürü aslında tarif var. Hem onu anlatmak istedim size. Hem de pastacılık hakkında minik minik tüyolarla tarifleri iletmek istedim. Umarım hoşunuza gidecektir. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ilk konumuz pasta tabii ki de. Pastada ne var? Kek var, krema var. Öncelikle iki tane kek tarifim var aşağıda. Koyacağım onları. O iki tarif zaten sizin hayatınızı kurtaracak iki tarif. Biri vanilyalı kek, diğeri çikolatalı kek. Bunları ayrıca cupcake'e de kullanabilirsiniz. Ben çünkü cupcake hazırlarken ikisini kullanıyorum. Başka tarif kullanmıyorum. O yüzden gayet hani kanaldaki tarifler az ve öz. Onu söyleyebilirim. Çünkü uzun yıllardan beri geliştiriyorum. Yani 2011 yılından beri pasta yapıyorum ve keklerini gerçekten devamlı değiştire değiştire hani bizim damak tadımıza uygun bir şekilde hazırladım. En son tarif aşamasını o şekilde getirdim. O yüzden herkese seviyor. Sevdiği için de en son formül bu şekilde. O yüzden iki tarifi de kullanabilirsiniz. Vanilyalı sevenler vanilyalı, çikolatalı sevenler çikolatalı. Kremaya gelince de biri pastacı kreması, ki çikolata ganaş, 3 hafifletilmiş ganaş. Pastacı kreması zaten beyaz krema oluyor. Ben içine beyaz çikolata kullanıyorum. Tereyağı koyuyorum ve bu ikisi de gerçekten çok lezzetli hale getiriyor. Ve vanilya özütü kullanıyorum. Şekerli vanilya kullanıyorum. Bu şekilde normalde pastacı kremasını birazcık daha tatlandırıyorsunuz ve gerçekten aşırı lezzetli hale geliyor. İlk krema bu. İkinci krema ise çikolata ganaş. Ben onu Belçika çikolatasını hazırlıyorum. Çikolatanın, nasıl diyeyim, ganajlık çikolatadan hazırlıyorum. Bunu ganaj videomda bayağı bir anlattım detaylı. O yüzden bu videoda pek anlatmayacağım. Ama sert bir ganaj hazırlıyorum. Onu da şekerli hamurlu pastaların ya da kremalı pastaların içine koyuyorum ki pastayı daha sağlam şekilde tutsun. Taşımacılık sırasında yolda giderken pasta sağlam kalması için. Benim de gerçekten de çok lezzetli oluyor çikolatalı ganaj. Ama asıl amacı pastayı sağlam tutması. Üçüncü krema ise hafifletilmiş ganaj oluyor. Bu da pastacı kremasının daha farklı bir versiyonu. Yani daha yumuşak bir krema, çikolatalı krema oluyor. Bu üç kremayı kullanıyorum. Genellikle içine ya pastacı kreması kullanıyorum ya da hafifletilmiş ganaj kullanıyorum. Biz yerken genellikle böyle yumuşak kremaları seviyoruz. O yüzden iki tip krema var. Ama pastacı kremasını yapmak daha zor. Çünkü daha kaygan bir zemini var. Yani hangi krema daha kolay derseniz çikolatalı krema daha kolay. Yapısından ötürü pastacı kreması daha zor. Onu söyleyebilirim size. Diğer çikolatalı krema daha kolay. Sürümü, aldığı şekil, kıvamıyla. O yüzden pastacı kremalı pasta yaptığınız zaman moraliniz bozulmasın. Gerçekten pastacı kremasının yapısından ötürü dışarıya fırtlıyor. Kaygan bir yapısı var. Zor bir krema yapım aşamasında. Yemesi çok güzel ama yapım sırasında çok zorluk çekebileceğiniz bir krema. Ben çok zorluk çekmiştim onu söyleyeyim. O yüzden daha çok çikolatalı ganaj yapıp dışına böyle havuz gibi yapıyorum pastacı kreması yaparken. O yüzden çikolatalı krema, hafifletilmiş ganajla hazırladım. Çikolatalı krema daha kolay pastacılar için. Bunu söyleyebilirim size. Dışına da Belçika çikolatalı ganaj sürüyorum. Yani ben Belçika çikolata kullandığım için sürüyorum ama siz başka marka kullanıyorsanız eğer ya da başka tabii markayı söylemedim ama sert ganaj olarak hazırlayabilirsiniz sağlam tutması için. Pasta içine kullandığım kremaları bu şekilde anlattım size. Şimdi pastanın dışında ne yapıyorum? Şeker hamuru zaten bildiğiniz üzere. Şeker hamurum. Hazır alıyorum onları. Renkli ya da renk gıda boyasıyla renklendiriyorum. Kendim karıştırıyorum da renklerini. Hazır aldım. Mesela turuncu yapacağım diyelim. Sarı ile kırmızıyı karıştırıyorum. Ya da hazır alıyorum. Hani hangisi o anda elimde varsa ya da almam gerekiyorsa, hangisi kolayıma gidiyorsa. Mesela bazı renkler var. Onu illaki boyayla elde edebiliyorsunuz. Hazır tonlarla elde edemiyorsunuz. Bu şekilde bir ilk öncelikle bir şeker hamuru var. İlk pastanın dışına kullandığım ikinci alternatif ise krem şanti. Krem şantiyi sert şekilde hazırlıyorum.
Çünkü süt beyaz rengini sadece krem şantiyle elde edebiliyorum. Butter creaminin rengi daha böyle kırık beyaz renk oluyor. Eğer süt beyaz rengi istiyorsanız sadece krem şantiyle elde edebiliyorsunuz. Normalde aslında tarifinde mesela diyor ki işte bir ölçüm krem şanti kullanacaksanız 2,5 ölçüde işte suya da süt kullanın diyor. Ben birebir ölçü kullanıyorum ya da işte 100 gram krem şanti kullandıysam eğer 120 gram kadar suya da süt kullanıyorum. O şekilde ayarlıyorum krem şantiyi de. Sonra krem şantiyi renklendiriyorum. Bu da ikinci tip kremam oluyor. Üçüncü tip kremam ise yine ganajı kullanabiliyorum. Dışını eğer rengim kahverengi tonlarında bir pas yapacaksam eğer çıplak hani ganajla kaplayacaksam zaten direkt ganajı kullanıyorum. Hiç bir şekilde ellemiyorum. Ya da ne yapıyorum? Eğer krem şantiyi daha da tatlandırmak istiyorsam eğer beyaz çikolatalı ganaj hazırlıyorum. Krem şanti de hazırlıyorum. İkisini karıştırıyorum. Aşırı güzel bir krem oluyor. Tadı enfes oluyor. Öyle söyleyeyim size. Ben zaten ganaj ile krem şantiyi karıştırınca muazzam güzel bir hem yapısı oluyor. Çok kolay bir sürülebilir bir yapısı oluyor. Hem de tadı enfes oluyor. İki türlü kazan kazan kreması ne de derseniz krem şanti ve ganajın birleşimi gerçekten enfes oluyor. Hem tad açısından hem de pastacılar için de sürüm açısından kesinlikle. Hem cupcake kreması olarak da kullanabilirsiniz bu iki kremayı. Hem beyaz çikolatalı versiyonu hem de bitter ya da sütlü çikolatalı versiyonunu. Hem de pasta içine de kullanabilirsiniz. İki versiyon da gayet efektif oluyor. Ama aynı zamanda pastanın dışına da sürmek istiyorsanız eğer bu iki krema da çok mantıklı oluyor. Ama genellikle sert krem şanti hazırlayıp o şekilde dışına sürüyorum. Zaten insanlar pastalarda çocuklar çok seviyor tabii şeker hamurunu ama o dış kısmı zaten görsellik için hazırlanıyor. Hani şeker hamuru da aynen o şekilde. Krem şanti de aynen o şekilde. Çünkü zaten alt kısmında ganaj var. İşte kek arasında kremalar var. O sadece beyaz görüntü elde etmek için sadece krem şanti seçeneği var. Pastanın dışı için hazırladığımız alternatifleri de sıralarsak eğer 1. Şeker hamuru 2. Ganaj. Sadece ganajla sıvıyı bırakabilirsiniz. 3. Krem şanti 4. Krem şanti ve ganajın birleşimiyle hazırlanan kremalar. Bu 4 seçeneğimiz var. Hangisini hazırlarsanız pastanın tipine göre, modeline göre 4'ünden birini hazırlayabilirsiniz. Evet, bu videoda pasta keklerini anlattım, pastanın içine kullandığım kremaları anlattım ve pastanın dışına kullandığımız alternatifleri anlattım. Umarım bu sizin için güzel bir özet olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda da daha farklı konulara değineceğim. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.